tamamla der. Can Bey konu dağılmasın. Hadi orada gönüllülük esası var. Şimdi Vali Bey'den size nasıl geldik? Vali Bey'e dönüyorum. Belediyenin bir mahrem odası var. Siz biliyor musunuz Ömer Bey? Yatak odası, kozmik oda, kozmik. Bilmiyorum, yatak odasının olduğunu bilmiyorum. Çağrı merkezi. Belediyelerin çağrı merkezi ki bankaların, resmi kurumların çağrı merkezleri kozmik odadır. Mahrem odadır. Neden? Devletimiz bir kanun çıkardı. 6698 sayılı kişisel verilerin korunma kanunu. Nedir bu kişisel veriler? Sizin isminiz, soy isminiz, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız, telefonunuz, adresiniz, bunların her biri kişisel veridir. Nevşehir Belediyesi'nin o kozmik odasında orada çalışan personele WhatsApp grubundan talimat veren, belediyeye de resmi olarak iş akdi olmayan, SGK'lı olarak çalışmayan birisi var mı? Talimat veriyor mu? Kozmik odaya girip bir başka personelin sicil numarası ve şifresiyle sisteme giriyor mu? Buradan soruyorum. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı özelinde basın, yayın ve halkla ilişkilere bağlı bildiğim kadarıyla çağrı merkezi Bay Çöler Ahbap Çavuş ilişkisiyle orada personel mi çalışıyor? Bu vatandaşın dışarıda kendi özel bir işi var üstelik. Bu vatandaş belediye başkanı Sayın Rasim Arı'nın özel kalem müdürü Ömer Aldemir'in çok samimi arkadaşı mı? Daha önce birlikte çağrı merkezinde çalıştı mı bu vatandaşla? Sayın Vali, buradan size çağrı yapıyorum. Nevşehir Belediyesi'nin çağrı merkezinde vatandaşın kişisel verileri bu şahıs tarafından belki de dışarıya sızdırılıyor mu? Bu çok ciddi bir konu. Kişisel verileri koruma kanununa burada muhalefet suçu oluşuyor mu? Bu konuda adli birimin takip edeceği bir konu. Ahbap Çavuş ilişkisiyle mi orada işler dönüyor? Ne demek ya? Çağrı merkezinde. Böyle bir durum varmış. Peki o şifresini veren arkadaş kimmiş? Yani eğer biri bizim yerine girdiğine göre demek ki bir kişi kendi şifresiyle veriyor. Nasıl vermesin? Adamın ahbabı, kankası özel kalem müdürü. Çağrı merkezinin tüm talimat emirlerini de Ömer Aldemir veriyormuş. Bay Çöler'e bağlı olmasına rağmen Ömer Aldemir veriyormuş çağrı merkezinin tüm talimatlarını, emirlerini. Mesela ne gibi bir emir veriyormuş? Var mı orada bir bilgi? İşte şu vatandaşın örnek veriyorum, şu müşkülü var, hallolsun. Ya adam o kişisel veriye erişiyor Ömer Bey. Hiçbir sözleşmesi yok. Bağlayıcı hiçbir şey yok. O kişisel veri, iletişim, telefon numarasını, yaptığı işi, bunlar artık biliyorsunuz, duyuyoruz haberlerde. Şu kadar kişisel veri şu firmaya satıldı. Evet. Yapabilir böyle bir şey. Yapmıştır demiyorum. Kimsenin hakkına girmiyorum. Ama yapabilir. Hiçbir bağlayıcılığı olmayan, iş akdi, sözleşmesi, kanunen bağlayıcı olmayan birisi belediyenin kozmik odasına nasıl girebiliyor? WhatsApp gruplarından ne gibi talimatlar veriyor? Bay Çöler, bakkal dükkanı mı yönetiyorsunuz? Ahbap Çavuş ilişkisiyle mi iş yapıyorsunuz? Sayın Rasim Arı bunu buradan duyuyor. Eminim ki haberi yok. Sizin hepinizin eminim kellesini alır tabir caizse. Ne demek ya? Kozmik kişisel veri ya. Ben güveniyorum, arıyorum, telefon numaramı veriyorum, TC kimlik numaramı veriyorum. Orada belediyede SGK'lı olarak çalışmayan birisi sisteme giriyor. Benim tüm verimi görüyor.